testimizin sonucu plaka düşebilir. Hayırlı olsun. Bir sonraki videoda plaka nasıl tekrar çıkartılır. Allah belanı versin. Kapattı mı ya? Evet, selamlar. Yeni bir video. Bir önceki videonun devamı aslında. Nedir bu? Şimdi bir önceki videoda demiştim ki ben yakın zamanda bir Kapadokya gezisi yapmayı planlıyorum. Hem motoru hem kendimi bir deneyeyim, yolda nasıl olacak, ne yapacağız, bir sıkıntı yaşayacak mıyız diye. Dönerken plakayı düşürmüşüm ve bunu yol bittiğinde fark ettim. Geldim, bir indim, motordan baktım, plaka yok. Şimdi ne oldu böyle olunca? Plakayı nerede düşürdüm bilmiyorum. Tahmin ediyorum. Hem de bu Silivri'yi geçtikten sonra İstanbul'a doğru sağ şerit inanılmaz bozuk. Berbat bir halde. Hatta orada bir çukura falan girdim. Çukur muydu, tümsek miydi, de boks artık. Bayağı da sinirlendim yani. Hani çünkü önceki motorda bir rulman sorunu yaşadım. Rulmanların şey olmuştu. Bilyarı da almıştı. Muhtemelen yine böyle çukur mukur ayağına. Yeni motorda aynı şeye maruz kalmak istemiyorum. Böyle bir çukura girdim, bayağı sinirlendim yani, bu nasıl yol diye. Bu nasıl iş? Derler adam. Sağ şeritten bitmemeye çalıştım ama tabii ki bu motorun gücü, hızı belli. Bir yere kadar sol şeritten girebiliyorum. Sürekli aynayı kontrol ediyorum. İşte arkadan biri gelirse engel olmayayım. Hem de o da beni geçeceğim diye beni sıkıştırmasın, tehlikeye düşürmesin diye sürekli sağ şeride kaçtım, geri geldim falan. Öyle ara ara sağ şeride yakalandım. Sağ şeritte de gerçekten berbat. Yoldan dolayı çok fazla çukura girdim. Muhtemelen orada plaka düştü. Plaka nasıl düştü? Plakalık düşmedi. Plakanın, şimdi buraya görüntülerini koyarım. O aşağıdaki oktay motor yazan yeri açılmış. Bayağı plakayı çıkarır gibi açılmış yani. Nasıl oldu bilmiyorum. Öyle plaka oradan gitmiş. Çok can sıkıcı. Şimdi ne olacak? Büyükçekmece'deyim. Büyükçekmece içermeye tabiliyorum. Ben plakam kayboldu diye bildirimde bulunacağım. Onlar da plakayı sistemden düşüp bana bir evrak verecekler. Ben de o evrakla notere gideceğim. Noterden bayağı yeni plaka için bana evrak verecekler. Sonra gideceğim, o yeni plakayı şoförler arasında bastıracağım. Plakam değişiyor yani ve bunun için de tabii bir masraf çıkıyor bana. Neyse, o da ne oldu? Zaten bir motor yapmamın amacı, bir sorun yaşayacaksam bunu yakın yerlerde yaşayayım, şehir yaşamayayım. Ankara yollarında, Kapadokya yollarında yaşamayayım diye. Orada daha çok sıkıntı olacaktı. Benim amacım da buydu zaten. Çok dert etmiyorum. O yüzden olan oldu. Aynı zamanda da bir yağmur sürüşü yapmış oluyorum. İlk defa yağmurda motovlog. Bu yoruk açıktır. Bugün pazar. Bu kol bandını neye kullanıyorum? Telefonu, bir telefon tutucuya takmıyorum. Bunu bir videoda anlatmıştım. O videonun şeyini koyarım. Kartını. Kullanmıyorum. Allah belanı versin ya. Gidiyor sağ. Şöyle koyayım da engellemeyelim. Şöyle açayım. Evet, kapalıymış. Yani saçma. Hafta sonu plakayı düşürdüm, ne yapayım hafta sonu boyunca?
kullanmayacak mıyız motor? Şu an bu deneme turunu yapmamın önemi daha da arttı. Niye? Ben zaten Kapadokya'ya hafta sonu gidecektim. Orada düşmüş olsa başına al iş yani. Saçma sapan iş. Kedicim sakin olabilirsin. Al kendine güvene, ben gidiyorum. Yani şimdi yolda giderken polis çevirmezse sorun yok. Çevirirse artık nasıl laf anlatacağız? Anlayacak mı? Laf anlamak isteyecek mi? Bunlar hep soru işareti. Dörtlüğümüzü yakalım biz. Yapacak bir şey yok. Yani şöyle bir şey var. Ben tamam dün gelirken işte kuzenime uğradım. Onda kaldım. Ben direkt eve de gidiyor olabilirdim. Beni direkt eve gidiyorken de durursa ben plakam düşmüş olacaktım yani. Ne yapabilirim ki? Yapacak bir şey yok. Gidiyorum. Yağmur da artıyor. Yani bu motorlarda daha önce yani bu yeni kasasında var mı bilmiyorum ama önceki kasasında plakalık düşme sorunu vardı. Plakalık düşüyordu. Sıyırıcı hatta direkt komple. Sıyırıcının düşmeyip plakalığın açılması daha da saçma. Yani plakalığın açılmasına ne yapacağım ki? Oktay motora gideceğim. Orada. Bunu söyleyeyim, buna bir çare bulsunlar artık. Silikon mu sıkıyorlar plakanın altına, ne yapıyorlar? Çeviriyorlar ha şurası. Elf gözlerim. Yani kısa yol da yok önümde. 50-60 km yolum var eve buradan. 50 km. Saçma sapan bir şey ya. Alıyorsunuz bu ucuz motorları. Solu sağ mı? Sağ herhalde ama. İnşallah yerler ıslak diye kayıp düşmem. Koruma demiri yok. Wow! Okuyen kaçtım ha, iyi kaçtım. Bu nasıl bir yokuş? Bu nasıl iş? Oha, köpekler mi bunlar? Bu nasıl? Köpek koyun mu lan? Koyunmuş. Ama koyun varsa, hem de bu kadar çok varsa, köpek de var mıdır? Var mısın lan burada? İt! Bayağı dere akıyor ya yoldan aşağı. Dere akay. Şuradan herhalde şeye bağlantı var. Beylikdüzü yoluna. Yol bu arada güzeldi. Yani çok fazla rüzgar yedim bir kere. Evet tabi cam yok motorda, hani tur camı, rüzgara direkt maruz kalıyordum ama çok rüzgarlıydı hava önceki şeylerime göre. İşte Ankara'ya, Bolu'ya ve Bilecik'e gittim ben daha önce uzun yol. Onlara göre daha fazla rüzgarlıydı gittiğim yerler. Tekirdağ yolu. Kaskında rüzgar sesi almama konusunda şey değil. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Şunu da şeyini sileyim. Arada şöyle yapayım da. Kulak tıkacı tıkadım ama yok, yeterince şey yapmıyor yani. Rüzgar sesi kaskın içinde çok fazla ses yapıyor. O biraz böyle şey yaptı. Onunla bir mücadele etmem gerekti yani. Sırt çantası almıştım yanıma. Böyle ufak tefek lazım olabilecek şeyler. Onu böyle ilk başta ipini gevşetmedim. Normal nasıl taktıysam öyleydi. O böyle git tam da belime geliyordu çantanın sonu. O böyle yol ilerledikçe artık belime baskı yapmaya başladı. Bu sonra dönüş yolunda ipini tamamen gevşettim. Zaten şey de var onun. Decathlon çantası. İki omuz arasında bağlantı, kriz şeyi var. Omuzdan çıkmıyor. Tamamen gevşetip çantanın ağırlığını motora bırakınca o konuda rahatladım. Gitmişim konusu beni çok şey darlamıyor. Uzun yollara darlamıyor. Bir de mesela motorda oturuş pozisyonuyla ilgili de olabiliyor bu. Ayakla ayağının ucuyla basınca ya da böyle sonuyla basınca sizin için daha fazla hissettiriyor. Yani tam böyle ayasıyla, ortasıyla basınca ayaklığa titreşimi daha az hissettiriyor gibi şeyleri kullandıkça öğrendim, oturttum. O yüzden titreşim konusunda beni öyle çok fazla etkilemiyor.
hız konusunda da tabii ki daha fazla olsa daha fazla gidilir ama genelde yol müsaitse böyle üç şeritli yollarda falan 130'un altına pek düşmedim. Orası bir ekimsizim var ya. 130'un altına pek düşmedim. Hani şeyden biraz çekiniyordum. Böyle sürekli yüksek devirde gitmek motora, motoru yorar mı, bir sıkıntı yapar mı? Bir sıkıntı yapmadı çok şükür. Gittim geldim. Evet, 8000 devirde falan gidiyorsun 130'la giderken. O yüzden de normal ortalamasına göre fazla yakıyor. 4 dakika 4'e oturdu mesela. Tur başından beri yaptığım kilometre şey, tüketim ortalaması. Ama o kadar olacak. O yüzden güzel yani, Tekirdağ yolu 150-160 kilometre falan yaptım giderken. Güzel, rahat rahat gittik yani. Şu an bayağı notlarım su aldı. Zaten yazdık not, hani su almaması gerekir. Olan bir not değil ama bayağı ıslan şu an, bayağı yüksek ritimde yağmur yağıyor. Sıkıntılar çarpı iki. Yağmurluk ve backup'ta ne aldım yağmurluk? Galiba normal bir bisiklet yağmurluğu olarak geçiyor. Ya şöyle bir şey var, şey güzel, görünümlük güzel. Şu adama yol verdim ama arkamdan da geliyordu, korktum bir an. Benim yavaşladığımı anlamayacak diye ama anladı neyse ki. Yağmurluk fena değil ama şöyle bir sorun var. Sadece üst bu. Yağmurluğu bütün takım olarak alt üst takım giymedikten sonra çok efektif değil yani. Şu an götüm ıslak. Ha nedir? Zararı azaltıyor diyeyim. Islak da bu çizgilerini korkutuyor da. Trafik de başladı ya. Mecbur. Oradan gideceğim. Bir başka bir motorlu gelsin de beni geçsin. Şu şeritler kaygan oluyor zaten. Bir de yağmurda bana yol mu verdin? Canımsın ya. Normalde ben E5'ten gitmem bu yoldan. Temden giderim eve. Ama işte şu plaka için Büyükçekmece merkeze girmem gerekti ama boşuna girdim. Şöyle uzunlarımı da yakayım da fark edileyim. Geliyorsun baba, geliyorsun. Rahat rahat geliyorsun. Hiç umurumda değil ama. İşte bu pişkinliğe çok ayarlıyorum. Yani orada araba olsa, bazen arabayı da yapıyorlar gerçi. Geliyor üstüne üstüne ama. Yani bakıp araba var mı yok, o zaman girebilirim. Motor falan çok önemli değil diye olduğunu düşünüyorum ve bu beni delirtiyor. Dönüşüm çok kötü ya şu an. Yağmurda kullanmak gerçekten problem. Ayaklarım löp löp su oldu. Löp löp. Saçlarım ıslak yoksa ıslaklığı yaşamak. Şu mazgallar da ıslakta iyice kaygıdır ha. Ama dayanamıyorum. Senin için rüzgarda hep yağmurdu var. Bak şimdi niye sağ yanaşıyorsun ki? Şuraya bak, şuraya bir boşluğa bak. Gerek var mı buna? Yola çıkmadan önce de zinciri temizleyip yağlamıştım. Şimdi yağmur yağdı, yine bok oldu. Neyse zaten üstünden bir 300 kilometre falan geçmiş oluyor. Bugün temizleriz. Hiç motorcu yok ya. Şöyle kalabalık trafikte kafile olarak gidince arkadan geldi bir tane. Kafile olarak gidince iyi oluyor. Arkasına takılıyorum. Bakayım. Çok su birikiyor üzerinde. Şu an müthiş güvensiz hissediyorum kendimi. Güzel berbat. Hoppa. Sağa geçmem daha iyi olacak. Sağa geçeyim. Tamam, gelen yok. Oraya gelirken açtım ki
Oraya dönüyorum, oranın şakası yok. Hadi şöyle açayım. Islanıyor. Hayır, arkadan önü doğru yağsa yine iyi. Açarım vizörü. Ağzım burnum ıslanıyor. Tamam, çöp poşetim o. Belli aralıklarla çöp poşeti var E5'in yanında. Ne alaka? Telefon ıslanıyor musun lan? Bir de sen şey yapma şimdi. Yol tarifi alacağım diye koydum ama keşke cebime koysaydım ya emniyetten çıkınca. Düştüm aşağılara ya, düştüm. Rabbim atma, kukarı çek beni yukarı ya. İnanılmaz yağıyor ya. Tam yaz yağmuru, vura vura. Vura vura. Ana dere akıyor. Aksa yukarı aksa. Şimdi bu emniyet şeridinden bozma şerit sanki suyu ekstra topluyor gibi hissediyorum. Oyda o ne lan? Şöyle gitsek işte ya. Gerçi bu yolda yavaş gitmek daha iyi şimdi o su. Böyle hırkıların içinde ne var ne oluyor ne bitiyor. Bilemiyorsun ama. Avuç. Kenarlar çok kötü ya. Gerçi burası çok kötü. Berbat. Her taraf berbat. Bir sıkıntı olmadan şu evime gideyim ya. İnce bir uçuna da geldi. Ha biraz boynum ağrıdı yolda. Rüzgara karşı böyle sıktık da etkiledi. Uykum var. Ben sıktım kendim rüzgara karşı. Sola geçeceğim sandım ama rastgele direksiyon hareketleri herhalde. Telefona mı bakıyorsun acaba? Sağ sol yapıyorsun. Sinyal verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Hayır, hafta sonu kapalı olmasının şöyle bir saçmalığı da var. Ben cumartesi günü düşürdüm plakamı. Kayboldu. Yani biri pazar günü plakamı buldu, taktı motoruna, gitti suç işledi. Ne olacak? Anlat dur bir daha ondan sonra. Vay 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 vay, frenler mirenler. Allah! Gireceksin mi sen buraya? Girme be. Şunun arkasından bir kontrolüyüm ya. Bunun arkasına gitmeyi sevmiyorum bu kaza arabayı. Vizörün çıkardığı sese bak. Üşüdüm ha. Resmen üşüdüm. Şurası beni normalde bile korkutuyor. Şimdi ıslakken yavaş döneyim de. Yani tünelin içi hep böyle daha fazla kayacakmış gibi geliyor. Atladım. Işığa bakmak yok. Bir şey yok. Reflekslerim zayıfladı. Şu an soğuk ve ıslaklıktan kornaya basamadım demiş. Şöyle yapacaktım. Sakin sakin eve gidiyoruz. Evet şurada. At. Burş. Öncelik onundu. Kızamadım. Neyse bundan sonrası videolarımda hep olan yerler. Buradan belki 50 bin daha geçmişimdir. Bu da böyle hem turun bir değerlendirmesi hem de plaka düşerse ne yapmak gerekiyor? Ne kadar mal oluyor falan filan gibi bir bilgi videosu. Evet, plaka çıkarma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Dün malum emniyet kapalı, trafik şube daha doğrusu kapalı olduğu için yapamamıştım. Bugün trafik şubeye gidip
plakanın kaybolduğunu yazılı olarak oradaki matbu dilekçeyle bildirdim. İşte bir kağıt veriyor. Plak ne kayboldu? Plakam ruhsat mı diye bildiriyorsun. Burası sıkışıyor gibi. Risk atmayalım. Hangi tarihte kaybolduğunu soruyor. Saatte tahmini bir şeye dönüyorsun. Bilgilerini veriyorsun. Ruhsat fotokopisi, kimlik fotokopisi. Diyor ki tamam sisteme işledim. Git notere. Dedim ki bir kağıt mı vermeyecek misiniz notere gidene kadar notere götürmek için falan. Yok dedi. Dedim çevirmeye dönürmeye gidersek onlar sistemden görecek mi? Dedi valla normalde oğlum ne yapıyorsun? Normalde kullanmaman gerekiyor dedi böyle. İlçe dışına çıkma dedi. En yakın notere git. Plakayı taktır yoksa valla dedi ceza yarabilirler hatta bağlayabilirler dedi. İyi dedim tamam. Ofise geldim. Ofisin orada zaten noter var. Gittim. 1100 küsür lira. 1100 lira falan öyle bir şeydi. Notere bayıldık. Yeni ruhsat, yeni plaka, yeni bir iş, yeni bir höt için parayı verdik. Noter de ruhsatı bastı verdi. Tescil belgesini verdi. Şimdi yetişebilirsem şoförler odasından plaka bastıracağım. Galiba 5.30'a kadar. Saat 5'i 7 geçiyor. İnşallah yetişirim ve inşallah kart geçiyordur. Üstünde nakit yok. Bugün halletsem iyi olur. Yarın çok yağmurlu gösteriyor. Zaten dün yeteri kadar yağmur yedim. Artık ıslanmak istemiyorum bir süre. Bana bir müsaade verin. Acelem var. Sigorta yaptırdığım kişiye yazdım. Ruhsatı attım dedim böyle böyle. Plaka değişti. O da poliçeyi güncelleyip bana gönderdi. Sigortacıya bildirmek lazım ve yarın da PTT'ye gidip HGS için konuşacağım. Herhalde orada da sistemde bir değişiklik yapması gerekiyordur. Sonuçta plakam değişecek. Hoppa. Yükseklik. Gönlüm kesmedi valla. Tamam yaran yok. Daha erken çıkabilirdim ama ayarlayamadım ya işmiş. Tam organize olamadım. Bugün bir biber yedim. Yani tuzaklarım, ellerim, her tarafım yandı. Bir de gözümü oluşturdum. Gözlerim de yanıyor. Çok acayip bir şey. Sivri biber. Hadi ama. Şuradan geçebilir miyim? Geçerim. Zaten motor o kadar pis ki şu an. Dünkü yağmurdan sonra. İnanılmaz pis yani. Şu artçı koltuğu falan. Selesi mi demek lazım? Selesine box. Bayağı kötü bir durumda. Uzun bir süre. Sen bir geç. Beni darlama. Burası boş mu? Yok. Boş. Oradan geliyor zır 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 zır. Geç ya ne yapıyorsun? Bakalım plaka bastırma kaçtı ya? 200 küsür vermiştim diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Sonuçta motoru alalı da çok olmadı. Bir daha zam gelmiş midir bilmiyorum. Plakayı aldıktan sonra bir de şey işim var. Plakayı silikonla plakalara yapıştırma iş. Haydi. Kırmızı yanıyor ama belki ben oraya gidene kadar yeşil yara. Burası gerçi uzun sürüyor ya. İnce ince yağıyor bak. İnce. Havada böyle uçuşuyor. Gökyüzü sızdırıyor. Arkadaş ne uzun sürdü. Hala yeşil dönüyor ya. Şimdi bak boşa alacağım. Murphy devreye girecek. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama yağmur böyle yağıyor. Böyle. Sola doğru. Yok Murphy patladı. Şimdi yandı. Herhalde yeni kaçırmışım yeşili. Geçer miyim? Geçeyim mi? Bu şeyin ayağımı sürttüm. Kaldırma. Var mı gelen? Yok. Az daha tege sürtüyordum. Vuruyordu az daha. Girmeyeceksin işte her yere.
Bu arada dörtlüler yanıyorken sinyal verince sinyal moduna geçmiyormuş. Dörtlüler yanmaya devam ediyor. Dayı. Dayı camiden çıkıp şehit olarak ölmek için bazı çabalarda bulundu ama buraya ne oldu ya? Her yeri kazın, her yeri. Niye durduk? Bizi mi geçiyor? Yok. Böyle biri sebepsiz duruyorsa bir dikkat etmek lazım. Ya park yeri arıyor ya biri geçiyorum ben. Zafer Akçay videolarında sık sık yaşıyoruz, görüyoruz bunları. 10:19 geldim. Şimdi artistik yapmasınlar bana. 10 dakika kala alın geri sonra. Zaten 5 dakikalık iş ya plaka basımı. Şurası mıydı? Hoppa, bakıyorum. Çalışma saatleri 17 diyor. Pua! Usta kapattı mı ya? Beşte mi kapatıyor? Evet, yetişemedik. 5'teymiş. İnternette 5.30 yazıyordu. İşte internet milattan önce yıllarının prensiplerine göre çalışan kurumlar için yanlış bir kaynak. Neyse, plakayı bastırma işi başka zamana kaldı. Yarın eğer hava yağmurlu değilse, bir ihtimal, düşük bir ihtimal, yarın yaparım. O zaman bu videoya plakayı bastırabildiğim bir zamandan devam edeceğim. Görüşürüz. Ya oraya kadar öyle geldi ki. Ne oldu şimdi buraya? Pek hoşuma gitmedi plakam. İlk motorumun plakası EAY idi. Edirne, Adana, Yozgat. Güzeldi, kolaydı, sadeydi. Bunu aldım. İlk verdikleri plaka HZJ oldu. Hatay Zonguldak Jandarma. Çok şey yani. Çok sert, çok sivri. Plaka düşünce dedim ki teselli olur. Plakam da değişir. Yine çok benzer bir plaka verdidir. Ya yani şu tekerleğini döndürmesem oraya gireceğim. Şimdi riske atmıyorum. Ya yani şimdi şu saçmalığa bak ya. Allah Allah. Şimdi kaldırım yok, bir şey diyemiyorum ama ne bileyim biraz şey. Çıkacağım birazdan. Beni bekliyorum, çıkarabilirim. Ha, buraya mı sokacaksınız? Şurayı şöyle açılmıştı. Halbuki şey böyle kırılmamış yani. Evet. Evet, artık legal bir şekilde dolaşabiliriz. Evet, yeni anksiyete hayırlı olsun. Plaka duruyor mu? Aynadan plaka düştü mü diye kontrol. Bu anksiyeteyi yaşamamak ve aynı şeyleri bir daha yaşamamak için plakayı buraya silikonlatacağım. Ne kadar verdim plakaya? 195 lira. Motore ne kadar verdim ruhsat yenileme için? 1135 lira olması lazım. 1530 lira. Hoppa! Neler yapıyorsun? Ne saçma bir U dönüş o. Kocaman yerde bu. Ne saçma bir U dönüş. Soğuk savaşı o kazandı. Gözlerimizin içine baktık. Hangimiz daha önce geçeceğiz diye. İkimiz de birbirimize güvenemedik.
duruyor mu? Tümsekten geçince. Orada beyaz bir şey mi var lan? Ya bu şeyle yaşanmaz ha. Aldık başımıza iş. Duruyor. Darlanıyorum ya, darlanıyorum. Koruma devrim de bir türlü gelmiyor. Hep haftaya 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 dediler. Dün anladım, önümüzdeki ayın ortaları diyor ya. 20 gün diyor ya. Ben uzun yola gideceğim 20 güne. Bir kampanya yaptınız, bu kadar olmaz ya. Hem onu bir konuşmaya gideyim, hem de şu plakaya silikonu sürdürttüreyim. Evet, plakayı silikonlattım. Artık düşmeyecek.